Merhabalar. Bugünkü deneyimizde ıspanak yaprağının oksijen üretimine yakından bakacağız. Bunun için yarım litre suyumuz var. Bir adet ıspanak yaprağımız var. Yine bir tatlı kaşığı yemek karbonatı koyacağız suyumuza. Bir damla deterjan, sıvı sabun da olabilir. Ve bir adet şırıngamız var. Bir de delgeçe ihtiyacımız var. Delgeçle ıspanak yaprağını şu şekilde deldim. Ve ıspanak yaprağının parçalarını şırıngamıza yerleştireceğiz birazdan. Ama önce karışımımızı hazırlayalım. Karışım için bir tatlı kaşığı karbonatımızı karışımımıza ekleyeceğiz şimdi. Evet, şu şekilde. Daha sonra içerisine bir damla deterjan damlatıyoruz. Karışımı şöyle biraz karıştıralım. Şimdi şırıngamızın ucunu açalım ve içerisine buradaki yaprakları yerleştirelim. Altı tane ıspanak yaprağını şırınganın içine koydum. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ve karışımımızdan bir miktar içine çekeceğim şırıngamızı. Şu kadar bir miktar yeter. Biraz daha çekebiliriz. Bakın, şu anda ıspanak yaprakları suyun yüzünde, yani yüzüyorlar. Bunların dibe çökmesi için içerisindeki oksijeni, havayı almam gerekiyor. Bunun için de şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Elimizi hafif kapatarak fışkırtacağız biraz. Fazla havayı çıkarmaya çalışacağız. Evet. Şu anda bakalım. Halen yüzüyorlar. Bir kere daha yapalım. İyice havasının gitmesini sağlayalım. Bunu birkaç kere uygulamamız dik tutarsak daha sağlıklı olacak. Ve ağzını kapatarak geriye çekelim. Birkaç kere ağzını kapatarak geriye çekmeye çalışın ve sonra tekrar havasını alın. Böylece şırınganın içindeki havayı tam manasıyla almış oluyoruz ve bakın artık dibe çöktüler.
Gördüğünüz gibi şu an yüzen ıspanak kalmadı gibi. Bir iki tanesi yüzüyor. Yok, onlar da dibe çöktü şu anda. Bakın. Şu anda hepsi dibe çöktü. Evet, şimdi bunu buradaki suyun içine bırakacağız. Ağzını açalım tekrar. Ispanaklar bakın şu anda dibe çöküyorlar. İyice aşağıya indiler şu anda. Karışımın en altındalar şu anda. Şimdi kronometreyi çalıştırıp bunu ya gün ışığına koyacağız ya da üzerine ışık tutmak suretiyle ışığa maruz kaldıklarında kaç saniyede yukarı çıktıklarını gözlemleyeceğiz. Evet, şimdi bir başka telefonun ışığını yakmak suretiyle üzerine bıraktık. Bakın en dipteki ıspanak yaprağımız birkaç dakika içerisinde ışıkla etkileşime geçerek yukarı çıkacak şimdi. Bunu biraz daha yakından görelim dilerseniz. Şöyle. Evet, şimdi daha net. Güneş ışığında bu daha hızlı gerçekleşiyor. Bunu da karşılaştırma yapabiliriz. Güneş ışığına koyduğumuzda daha hızlı yükselecektir. Şu anda yapay ışık kaynağı olan telefonun ışığıyla aydınlatıyoruz. Ve ıspanak yapraklarımız birazdan hareketlenip su yüzüne çıkmaya başlayacaklar oksijen ürettiklerinde. Evet, arka taraftaki yapraklar biraz daha hareketlendi şu anda. Bir tanesi şu an yükselmek üzere yükseliyor. Bakın ortada görünüyor. Oldukça hızlı bir yükseliş yapıyor şu anda. Şöyle belki çevirebilirsek daha net görürüz. Evet, bakın yükselişe geçti şu anda ve hızlı bir çıkış yapıyor şu an. Bir tanesi su yüzeyinde şu anda. Diğerleri de hareketlenmeye başladılar.
yükseliyorlar. Evet. Kaç tanesi ulaştı acaba su yüzeyine? Bir bakalım. En sonuncusu da şu an çıkmak üzere. Biz 6 tane koymuştuk. Şu an 5 tanesi bakın su yüzeyine çıkmış bulunuyor. Bir tanesi kaldı. O da yavaş yavaş yükselecek. Tabii ışığın geliş açısıyla da ilgilidir. O kenarda kalmış gibi duruyor. Tekrar karanlık hale getirip onların aşağı inmesini ölçebiliriz. Kaç saniyede tekrar oksijeni kaybedip aşağıya iniyorlar. Bunu da gözlemleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir deney. Bakın şu an yükseldiği, yavaş yavaş da olsa yükseldiğini görüyoruz. Bunu bir de gelin şimdi gün ışığında yapalım. Gün ışığında daha hızlı yükselecektir. Bu deneyi ölçümlerini şu şekilde yapmanızı istiyorum. Birincisi böyle yapay ışık kaynağı altında kaç saniyede yükseldiklerini gözlemliyoruz. Daha sonra karanlık bir ortama koymak suretiyle veya bir kalın bir bezle örtüp karanlık olmasını sağlayalım. Ve karanlıkta biliyorsunuz tam tersi solunum yapacak, oksijen üretmeyecek. O nedenle yapraklar tekrar aşağıya inecektir. Akabinde gün ışığına koyup gün ışığında kaç saniyede yukarı çıktığını gözlemleyelim. Evet, sonuncu yaprağımız da sonunda suyun yüzeyine çıkmayı başardı. Şimdi karşılaştırma yapmanızı istiyorum. Bunu üzerini kapatalım. Yani karanlık bir ortama koyalım ya da karanlık bir dolabın içine koyabilirsiniz. Kaç saniyede aşağıya indiklerini gözlemleyelim. Onu not alalım. Daha sonra bunu güneş ışığına koyup güneş ışığında kaç saniyede yükseldiklerini ölçüp bir karşılaştıralım. Yapay ışık kaynağında kaç saniyede, kaç dakikada yükseliyorlar? Güneş ışığında kaç dakikada yükseliyorlar? Karşılaştıralım, aradaki farkı bulalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.